Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki Galatasaray öncelikle lige yönelmiş durumda. Ligde kaybedilen bir Konyaspor maçı sonrasında yeniden kazanma alışkanlığını sürdürmek adına Adana Demirspor maçını hedef olarak kendisine almış görünüyor Galatasaray. Galatasaray'ın bu maçla ilgili bazı soru işaretleri var. İşte Mertens oynar mı, Zaniolo oynar mı? Bunlarla ilgili sizlere bilgi aktarımını yapacağım. Galatasaray'ın tahmini bir kadrosu konusunu da söyleyeceğiz. Ama bunun ötesinde Galatasaray'da bazı gelişmeler var. Erden Timur devam ediyor çalışmalara. Yani Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Bu manada ne tür gelişmeler olacak onları da sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'la ilgili videolara gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve beğenileriniz, ayrıca abone olarak verdiğiniz katkının da bizim için çok değerli olduğunu vurgulamak istiyorum. Hemen başlayalım. Önce birkaç iç haber paylaşalım. Bir hayli zor transferler var. Onları özellikle paylaşacağım sizinle. Ama içeride neler var? Önce onları sizlerle paylaşalım. Adana Demirspor bu hafta gerçekten çok önemli karşılaşmalar. Fenerbahçe Beşiktaş'la oynarken Galatasaray Adana Demirspor'la oynayıp cumartesi günü maçı kazanıp bir anlamda iki takımı da strese sokmak isteyecektir. Bu manada Adana Demirspor maçı cumartesi akşamı saat 20.30'da İftardan sonra Nef Stadında oynanacak. Berkan olmayacak, sarı kart cezalısı. Bunun dışında Nelson oynamamıştı. Nelson geri dönüyor. Yani Galatasaray bir manada ideal kadrosuna kavuşacak görüntüsü var. En çok merak edilen de tabii ki Mertens ve Zaniolo oynayacak mı düşüncesi. Benim kadromda ya da benim düşüncemde alabildiğim bilgiler çerçevesinde de söylüyorum. Biliyorsunuz son dakikada pek çok şey değişiyor. Ben Mertens'in oynayacağını, Zaniolo'nun kulübede bekleyerek hamle oyuncusu olarak görev alacağını söyleyebilirim. Peki nasıl bir kadro olur? Oradan başlayalım. Muslera's malum kalede. Sasha Boy, Nelson, Abdülkerim, Adekupbe savunma dörtlüsü olur. Onların önünde Torreira ve Oliveira olacaktır. Raşitsa ve Kerem kanatlarda, Mertens savunma özellikle forvetin arkasında, Icardi de en uçtaki oyuncu olacak diye düşünüyoruz. Şöyle 4-2-3-1 gibi bir kadro düşünebiliriz. Bunu özellikle vurgulayalım ve Galatasaray'ın bu maçı kazanması halinde tabii ki Beşiktaş-Fenerbahçe maçının gerilimi ve tansiyonu da yükselecektir diyebiliriz. Verdiğim kadrodan da anlaşılacağı gibi Mertens'in ben oynamasını bekliyorum. Evet, çok uzun bir süre Trabzonspor maçından beri forma giymedi ama formasını özlediği gerçeğini de vurgulamamız lazım. Bu arada hemen basına yansıdı, kamuoyuna yansıdığı için çok hızlı bir haber oldu. Dursun Özbek'in 21 günlük cezası ve para cezaları kaldırıldı tahkim tarafından. Yapılan itirazı değerlendirdi tahkim ve duruşmada cezayı kaldırdı. Onu da hemen vurgulayalım. Yine şöyle bir enteresan bir gelişme, neden enteresan diyorum? Takımı kaynaştırmak adına yapılan bir gelişme oldu ve İftar yemeğinde Erden Timur, teknik kadro ve futbolcular bir araya geldiler. Bu da takım içinde bir bütünlük oluşturmak adına önemli bir gelişmeydi. Yine basına yansıyan bir haber var. Onu sizlerle paylaşayım. Zaniolo'nun sezon sonunda her ne kadar Dursun Özbek gitmeyecek dese de gideceği, oradan gelecek olan yaklaşık 14 milyon euro civarında bir paranın Icardi ve Raşitsa'yı transfer etmek için kullanılacağı bilgisi var. Ama açık söyleyeyim, yani 14 milyon euroya hem Icardi'yi hem Raşitsa'yı almak pek de mümkün görünmüyor. Onu özellikle vurgulayalım. Galatasaray bu arada çalışmalarına da devam ediyor. Transfer çalışmalarına. Erden Timur'un yaptığı bazı çalışmalar var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim size. Ama şu Olimpio Moruto'nun Morutsa'nın menajeri Bekali'nin açıklamaları var Galatasaray'a dönmeyecek diye. O nasıl bir açıklama onu anlayamadım ama yani neden anlayamadım diyorum.
Onun dönmemesi için bir tek neden var. 5,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu Pisa kullanırsa sorun yok. Onun dışında Galatasaray'a dönmek zorunda ya da bu rakama benzer bir rakamı bir yerden getirirseniz Galatasaray'a dönmeyebilir. Onu da özellikle söyleyelim. Böyle hani canınızın istediği gibi bana alas mı aldık ben gidiyorum demek mümkün değil. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi bir iki tane transfer haberi yansıdı. Ben o transfer haberlerini, yansıyan transfer haberini sizlerle paylaşayım. Ama oluru var mı diye sorarsanız bence oluru yok. Yani onu özellikle söyleyeyim. İki transferden bahsediyorum. Oluru yok diyorum çünkü kamuoyuna yansıdığı için en azından bilgi sahibi olmak adına paylaşıyorum. Bir tanesi Sergio Ramos isminden bahsedildi. Paris Saint-Germain'in biliyorsunuz stoperi ve gerçekten çok önemli bir oyuncu. Ama yaşı 37. Önümüzdeki sene böyle bir oyuncuyu Galatasaray'ın alacağını düşünmek bence çok çok büyük bir yanlış. Onu özellikle söyleyeyim. Üstelik de 4 milyon euro istiyormuş. 3 milyon euro da imza parası, 7 milyon euro. Galatasaray da 2,5 milyon euro teklif etmiş. Ben bu haberi yok sayıyorum. Yani Sergio Ramos, 37 yaşında bir Sergio Ramos'u Galatasaray takımı transfer etmek istemez. Daha mantıklı ve makul birkaç transfer var. Buna benzer bir isim daha var. Onu da paylaşayım sizinle. Rasmus Højlund'dan bahsediyorum. Atalanta'nın Sturm Graz'dan transferi. 20 yaşındaki Danimarkalı oyuncu. Tabii burada temel sıkıntı şu. Yabancı basın bunu yazdığı zaman bizim basında yine alıp aynı şekilde kullanıyor. Tutto Atalanta'nın haberi bu. Galatasaray'ın bu oyuncuyu transfer etmek istediği şeklinde bir haber var. Oysa oyuncu 2027'ye kadar Galatasaray'a gelme ihtimali yok. 2027 yılına kadar sözleşmesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hemen şurada bakalım, oyuncunun Serie A'da 23 maçı 7 gol 2 asisti var Atalanta'da. Artı totalde de 33 maçı 14 gol 5 asisti var. Yani Rasmus Højlund Atalanta'nın yatırım yaptığı bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu bir sezon sonra Galatasaray'a vermesini beklemek çok fazla iyimserlik ya da biraz hayalcilik oluyor. Onu da özellikle vurgulayayım. Ama bu arada tabii ki Galatasaray'ın transfer edeceği 1-2 oyuncudan bahsedeceğim. Erden Timur'un da devreye girdiği birkaç oyuncu transfer etmek için çalışmalarını sürdürdü. Önce bir kere Yusuf Kabadayı'dan bahsedelim. Bayern Münih'in sol kanat oyuncusu, 19 yaşında, bir yıl daha sözleşmesi var. Galatasaray bizim milli takımımızda da oynadı, alt yaş grubu, sonra Almanya milli takımında da oynadı. 2024'e kadar sözleşmesi var 19 yaşındaki oyuncunun. Çok ciddi bir şekilde Galatasaray'ın ilgilendiğini, geleceğe yatırım planı içerisine aldığı oyunculardan biri olduğunu hemen vurgulayalım. Bunun dışında şimdi söyleyeceğim isimler gerçekten de Galatasaray'ın çok ciddi bir şekilde Galatasaray'ı öne çıkarabilecek türde oyuncular olduğunu, ciddi ilgilendiği oyuncular olduğunu hemen vurgulayalım. Basına yansımıştı ki hatta bugün A-Spor yayınında da bana sordular. Onu da söyleyeyim. Livaković'ten bahsediyoruz. Hırvatistan milli takımının kalecisi, Dinamo Zagreb'in kalecisi. Şimdi onun 2024'e kadar sözleşmesi var. Yani daha doğrusu Muslera'nın 2024'e kadar sözleşmesi var. Muslera'nın yerine Livaković. Ancak zor bir transfer. Bakın diğerleri gibi söylemiyorum. Olmaz demiyorum. Ama zor bir transfer olacağı gerçeğini söyleyebilirim. Ama Galatasaray'ın genelde baktığımızda, geleneğine baktığımızda işte Simovic'ler, Tafarel'ler, Mondragon'lar, Muslera'lar hep böyle bir yabancı kalecide doğru ve isabetli hamle yaptığı gerçeğini söyleyebiliyorum ve bu manada da Erden Timur'un Livaković konusuna bastıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz bir seçenek olarak. Devam edelim. Yine Erden Timur menşeli bir haberimiz var. Zaniolo biliyorsunuz gidecek. Yani gidecek derken artık bütün cümle alem Avrupa yazıyor. Biz de öyle düşünüyoruz. Onun yerine sezon başında ve devre arasında da Galatasaray'ın almak istediği Hakim Ziyech ismi tekrar gündeme geldi. Chelsea'den biliyorsunuz 3 dakikayla Paris Saint-Germain'e gitmeyi kaçırmıştı Hakim Ziyech. Şimdi o Hakim Ziyech için de
Galatasaray'da Erden Timur yeniden devreye girdi diyelim. Böyle bir gerçek var. Ve yine tabii ki gidecek oyuncular var. Galatasaray'da sezon sonunda bir kadroda değişim ve yenilenme olur mu derseniz olacak gibi görünüyor. Çünkü bazı oyuncular mesela Icardi, Rashica kiralık, Icardi öyle. Mata'yı Galatasaray istemiyor ya da daha doğrusu Mata'ya sıcak bakmıyor. Ve yine Nelson gibi bazı oyuncular var ki Sacha Boey gibi gitme ihtimali var. İşte onlardan bir tanesi de Torreira. Torreira Milan'a gitmeye çok sıcak bakıyor. Ve Milan'da işte 15 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkarmış durumda. Galatasaray'da onun yerine bir oyuncu bulma çabası içerisindeydi. Jefferson Lerma gündeme geldi. Bu sezon 26 maç 3 golü var. Bir 28 yaşında Bournemouth'un ön liberosu, Kolombiyalı oyuncu. Galatasaray şimdi onunla ilgileniyor. Eğer Torreira giderse onun yerine ikame edeceği oyuncu olarak. Şimdi diyebilirsiniz ki işte birçok isimden bahsediyoruz. Ancak öyle enteresan gelişmeler var ki bir oyuncunun kalacağı ya da gideceği konusu o yöneticilerin alacağı tavrı belirliyor. Torreira şimdi ısrarla ben İtalya'ya gideceğim diyor. Şimdi mutlaka onun yerine bir oyuncu bulmak durumundasınız. Rashica'yı almaya çalışıyorsunuz. 7 milyon eurodan aşağı inmiyorlar. Pardon. Şimdi bu şartlar altında daha uygun şartlarda bir oyuncu bulmak durumundasınız. Keza Icardi için de benzer bir durumun oluştuğunu vurgulayabilirim. Evet, Galatasaray'ın genel olarak bir gündemini sizlerle paylaştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.